Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni bir kutu açımına daha hoş geldiniz. Bugün güzel bir kargomuz var. Hunder'den aldım. İlk defa tercih ettiğim ama güvenilir bir adres. Genelde hype ayakkabıları veya farklı ayakkabıları bulabileceğiniz güvenilir bir adres. İstanbul'da görmüş müydük yerine? Gidecektik yerine. Bildiğim kadarıyla iki şubesi var zaten. Çok büyük şubeleri yok. Oradan söyledim ve arkadaşlar ne söylediğimi birazdan göreceksiniz. Şuna bir bakar mısın? Çok iyi değil mi? Çok güzelmiş. Çok güzel bir kutulama yapmışlar gerçekten. Evet arkadaşlar, güzel bir kutumuz var. Kairi Low 5 gördüğünüz gibi. Direkt zaten üstünde yazıyor. Bayağı güzelmiş ya. Uzun zamandır böyle beğendiğim kutu tasarımı olmamıştı. Genelde hep aynı kutuları tekrar tekrar önümüze koyuyorlar. Özellikle Nike çok fazla uğraşmazdı. Kairi serisinde de bu tarz bir tasarımı hiç beklemiyordum. Şöyle köşesinde de yazıyormuş. Bu asimetrik yapı niçin yapılmış çok anlayamadım. Asimetrik mi sence? Piramit yok. Piramit gibi. Yapısı varmış gibi. Burada da var aynı zamanda bu piramit yapısı. Burada içi dolu şekilde. Şöyle etiketini göstereyim. 45 numara aldım arkadaşlar. Her zaman almış olduğum numara. Burada da 5 tane nokta var. Kyrie ile Nike bayağı kötü durumdaydılar. Aslında biliyorsunuz bu Infinity'de incelerken orada da çok bahsetmiştim. Bu tarz yeni bir ayakkabının çıkması şaşırtıcı oldu ama güzel oldu. Sizler tarafından da çok istenen bir ayakkabı olduğu için de ben de daha fazla beklemeyip hemen almak istedim. Bu yeni mi ayakkabı? Ben sanki Rissel eski bir ayakkabı gibi geldi. Yok, bu direkt geldi. Yeni çıkan bir ayakkabı. Ve sizler için de alıp inceliyorum şu anda. Hadi bakalım açalım içi. Nasıl olacak? Çok güzelmiş. Baksanıza bu kutu gerçekten bizi mest etti arkadaşlar ya. Direkt anlatıyor sana nerede evet, ne var, varmış ne yokmuş. Hepsi yazıyor ne varmış bakalım. Traction demiş. 4-foot zoom genelde zaten Kyrie'de hep bu olur. Onun dışında fit stop demiş. Ne demiş? Fit sistem. Yani ayağınızı aynen tutacak bir yapı. Burada ne demiş? Plush heel. Yani böyle güzel pofuduk bir arka kısım olacak. Heel containment yani topunuzu tutacak sert bir topuk koruması. Evet güzel. Bayağı bir skeç halinde. Keşke her ayakkabıda böyle şeyler olsa değil evet, mi? Evet. Bence de. Gerçekten güzel olmuş ve bang. Denge bak ha. Bang bang. Uf. Bir an SpongeBob. Evet. Bir onun izlenimini verdi değil mi? Patrick SpongeBob. Evet. Ekrandan göründüğünden çok farklı arkadaşlar. Ben hani bu şekilde veya unuttum bilmiyorum. Birkaç gün içinde geldi gerçi ama sipariş verdikten sonra unuttum. Gerçi bir anda hemen Kyrie Infinity yani Kyrie 8'i görür oldum. Tabi belli başlı farklılıklar var ama genelde zaten aynısını biraz böyle modifiye edip aslında low diye çıkartıyorlar. Bu arada o da ilginç. Eşime dedim ki Kyrie low 5 alıyorum dedim. O da eski mi nasıl buldun onu dedi. Sanki Kyrie 5'in low'unu dermişim gibi evet, oldu. Evet öyle. Evet yani. Low serisinin 5 numarası mı olmuş oluyor? Aynen öyle. O seriyi niye ise bu diğer normal serisiyle eşdeğer tutmadılar. Böyle farklı farklı zamanlarda low çıkartıyorlar. Neye göre yapıyorlar? Şey gibi herhalde. LeBron Witness gibi. Gibi. Ama bu direkt aslında low yapıyor yani kesiyor. Zaten çok hayda sayılmaz aslında kaydeler de bir tuhaf ben de anlamış değilim. Evet şimdi şunun topuyla altıyla başlayalım. Alt kısmı baya baya farklı geldi. Ön kısmı arkadaşlar gibi. Infinity ile aynı gibi olsa da arkasında şöyle üçgen şeyler var, çıkıntılar var. Yani güzel fena durmuyor açıkçası. Tam ortasında da Kyrie logosu güzel bir biçimde kondurulmuş. Adeta böyle tık tuş tık gibi. Tuş gibi evet. Basacakmışsınız gibi. Güzel gözüküyor. Plastiği de bayağı sert yine. Bu da dışarıda oynanabilir bir izlenim verdi şahsen bana. Dışarıda oynamak isterseniz yapabilirsiniz. Bu One World One People rengi hemen şurada görebilirsin. Hem yastıklamasına bakmış olalım. Hem de yaklaşırsan şurada ayakkabının evet kenarında orta tabanında bayağı bir şey varmış bu arada orta tabanda arkadaşlar. Hemen şurada yine Mısır harfleri figürleri mi? Diyeyim artık. Piramitlerden fırlamış figürler. Hemen tersini çeviriyorum. Ve şurada sanki helal yazıyor değil mi? Hı-hı. Helal diyecektim bir anda. Hı-hı. Helal yazmış helal gibi. Ve Air Zoom yazısı. Çok güzel, çok kaliteli duruyor arkadaşlar. Şuralar da üçgen yine evet. Şey koymuşlar. Özlemişim Kyrie'yi biliyor musun? Ya. Yani bayağı hoşuma gitti. Çok kaliteli, çok okkalı duruyor. Uzun zamandır ayakkabıları açıyoruz ediyoruz ama hani şöyle sağlam, güçlü bir izlenim bana hiçbiri doğru düzgün vermemişti galiba. Şu an bir farklı geldi. Bir de bu tarz orta tabandaki kondurmalar hep hoşuma gider benim.
burada yastıklamada sizin görmüş olduğunuz gibi Air Zoom ünitesi olacak. Çok aman aman bir şeyler beklemiyorum. Kyrie'nin genel özelliği zaten iyi bir taban tutuşu, sizi güçlü, fit hissettirmesi, iyi bir guard ayakkabı oluşuyor. Bana çok uymasa da yine benim sevdiğim serilerden bir tanesi. Üstüne bakalım arkadaşlar. Katman katman bir yapı var ve biraz baktığınız zaman sert. Gibi. Parlayan, genelde burada plastik, polietilen, polipropilen gibi yapılar kullanılıyor. Bunlar da tabii güneş vurunca, ışık vurunca parlıyor. Güçlü, kuvvetli, çok havadar olmasa da sizlere uzun süre götürecek ama kirlendiği zaman da temizlemesi zor olacak bir yapıya benziyor. Sarı Nike işaretleri ve biraz daha arkaya gittiğimiz zaman bağcıkların geçtiği, hem sizleri tutan bir yerde, tutan, koruyan iki tane de şöyle kondurma var. Burada yan tarafa yapacağınız hamlelerde bu koruyabilir, sizlere tutabilir ama bir yandan da içten ayağınızı acıtabilir diye endişe ettim şu anda. Çünkü diğer ayakkabılarda buna benzer şeyler yaşıyorduk. Arkaya doğru geldikçe bu yapının üstüne farklı bir katman belli noktalarda kondurulmuş arkadaşlar. Ve arkaya doğru geliyorum. Biraz daha bu yapı şuralarda değişiyor. Burada Nike işareti tatlı olmuş, güzel olmuş. Ne diyorsun? İçi boş ama Nike olduğunu gösteriyor sana. Üçgen şuradaki dikişlerde ayrı bir tatlı ve şurada da biraz daha kuvvetli yapay deri diyebileceğimiz bir yapı mevcut. Güzelmiş. Orada ne yazıyor görebiliyor musun? Yazmayı yine yazıyor üçgen değil mi? Üçgen ve beş. Sürekli bu Kyrie herhalde. Kyrie ve üçgenle kendini değişik değişik postlar paylaşıyor ya, onun ayakkabısı olduğunu resmen göstermişler. Bunda bence kendi tasarımı mevcuttur. 8'de öyle dememişti, benim tasarımım yok demişti. Arkası da yine fena durmuyor, ne dersin? Hoşmuş. Desenleri burada biraz daha kanvas diyebilirim. Yılan farklı bir yılan. Farklı bir kumaş yok, dokunduğun zaman dikişli. Farklı bir kumaş var. Plastiklerden ayrılan ve güzel duruyor. Bu arada arkadaşlar şöyle tepeden baktığınızda bakın şurası sonradan dikilmiş kısmıyla çok tuhaf bir görünüm vermiş değil mi? Evet. Sanki ayakkabıyı sonunda böyle bir katlamışlar, üst üste dürüm yapmışlar gibi bir hal var. Ben galiba biraz daha acıtmaya başladım. Böyle çıt çıt yapmışlar, evet, açılır kapanır çıt. Evet, ben de şöyle bir baktım açılıyor mu diye. Biraz acıktım galiba, ondan aklım durmaya gitti. Şöyle bağcıklarına ve daha sonra da dillerine bakalım. Gayet normal bir bağcık geçişi mevcut. Dilin bir tanesinde One World, One People yazıyor. Ve güzel tatlı da pofidik pofidik de bir dili var. Çok ilginç. Bir tanesinde tutacak var, bir tanesinde yok. Bunu artık dilden tut giy demişler herhalde. Bu tutacakta ise Kyrie logosu. Ve arkadaşlar arkasından önüne bir sürü farklı farklı desen var. Şurada şey yazıyor, 11-23-2015 yazıyor. Ne demek Ucuğu olduğunu çok anlayamadım. Evet, yani 2015'den beri bilemiyorum. NBA 2015 draftında katılmadı ve en altta da böyle şey gibi, gemi şeyi gibi. Şunu göstereyim. Gemi çapası gibi, çapa deniyor herhalde. Evet. Onun gibi bir figür koymuşlar. Şöyle içinde neler var ona bakabiliriz. İçindeki şeyi de çıkartalım. Evet, güzel bir tabanlıkta çıkarma mevcut. İçine doğru baktığın zaman şöyle bir tane daha mı varmış? Şimdi bayağı bir doldurmuşlar. Şöyle bakabilirsin, içindeki katmanlar da gözümüze çarpıyor. Çok temiz, düzgün geldi galiba. Evet, çok, gerçekten çok güzel. Wunder zaten hani güvenilir güzel bir marka. Çok indirimli ayakkabının olmadığı ama sağlam güzel bir marka. Bu ayakkabı gerçekten beğenme sebeplerinden biri olabilir. Kargo çok güzel geldi. Ayakkabı tertemiz ve oldukça güzel. Evet, hoş, gayet güzel arkadaşlar. Şimdi ayağımıza gelelim, ne dersin? Genel görünüm olarak bu arada beğendin mi? Sana onu sormadım. Beğendim mi? Hoşuma gitti. Ben 8'i gitti. Beğenmemiştim ama bunu çok beğendim. Sanki farklı gibi geldi. Hadi şimdi ayağımıza gelelim ve sonra da zaten detaylı performans incelemesinde sizlerle görüşüyor olacağız. Evet, şimdi şöyle bağcıklarımızı açalım. Çok ama dar gibi hissediyorum ya ayakkabıyı. Değil mi? Evet, görüntüsü olabilir. Dar. Biraz bana çok uyacağını düşünmüyorum. Ama bir de evet, şu dürüm kısmı arkadaşlar, giyerken ederken şöyle yaklaş istiyorsan biraz da şuradan bakarsan daha güzel olur bu taraftan. Şöyle baksana, şurası giyip çıkartırken ayağınıza tuhaf bir his veriyor. Çok sevmedim diyebilirim özellikle dış taraftan. Ama öyle bir sardı ki ayağımı. Yine 45 numara benim Kyrie numaram. Kyrie'ler biraz dar oluyor. Gerçi benim basketbol ayakkabı numaram artık 45 numara. Şu anda da gerçi ince bir çorapla giyiyorum. En son böyle Zion 2'de yaşadım bunu ya. 45 numara aldım. O kadar dar ve küçük geldi ki. Yok, ben bunu çok sevmeyeceğim anladığım kadarıyla. Şu yanlardan hemen vurma yaptı arkadaşlar. Daha giyer giymez yani şöyle bileğim biraz oynuyor. Şuralarda çok sert yapmışlar. Evet, çok hoşuma gitmedi.
geniş ayaklar için hiç evet. bence önemli. Yani çok fit hissettiriyor. Yani o açıdan güzel. Çok atletik bir oyuncuysanız, genç, deli de olduysanız muhtemelen böyle sizi bir kasanın içinde oynuyormuş gibi hissettirebilir. Şöyle hatta halıya geleyim. Halıda daha güzel bir görüntü oluşturabilir. Çok fit hissettirdi arkadaşlar. Cidden. Ama eski görüntüsü var. Retro ayakkabı gibi duruyor öyle biraz. Öyle mi düşünüyorsun? Evet, gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Taban çok sağlam. Taban tutuşu da güzel olacak. Yastıklaması ideal, çok fazla değil. Topuk sert ama dediğim gibi şurası niyeyse bu kemiğimle hiç uyuşmadılar. Direkt kemiğime dokunur oldu, hissettirici oldu. Kitlenmeyi bence sanki azaltan bir zaten şey. Zaten hani love olayı var yani, bileksiz olayı. Ama dediğim gibi iyice şuraları zaten şöyle tepeden baktığınızda arkadaşlar baksanıza. Böyle boşluk boşluk zaten şuralar. Yani iyice bileğinizi güçsüz bırakacakmış hissiyatı oluşturdu. Onun dışında hani güçlü sağlam bir basketbol ayakkabısı olacak. Ama tabii nedir ne değildir zaten detaylı performans incelemesinde siz de görmüş olacaksınız. Ama beklemek istemiyorum abi diyorsanız bu kutu açımları da size bir ön fikir zaten vermiş oluyor. Ben en çok herhalde arkasından beğendim bu ayakkabıyı, ne diyorsun? Evet bence de. Gerçekten öyle. Evet arkadaşlar, bu şekildeydi. Beğendiğim genel itibariyle fakat tek o yönünü beğenmediğim bir ayakkabı oldu. Zaten detaylı performans incelemesinde her noktasına bakacağız ve her noktasına puan vereceğiz. Genelde yaptığımız gibi. Sizler de eğer bunu kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı, o zil işaretine, çan işaretine basarak bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İncelemesinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ayıp olarsa bugünlük. Al.